Hiyerarşi. Yüzbaşıyken böyle demiyordun ama. Vedat, çık dışarı. Emredersiniz. Ya sen de ağlama anam gibi müzdürüzüm ya. Hatan şu üstüne kaç ay kaldı ki? Ula dönünce bir güzel düğün ediyorum ki. Takmam mı? Beşi bir yerde değil, altısı bir yerde takarım. Ağırlığınca takarım. Sen işte civele ol. yeter o kadar altın daha müjde. Ya bizim altınla mı bozdun? Ula kapattın. Hayırdır babacığım? Gözünü altın bürümüş ola. Bak şimdi bak şimdi bak. İnsan hiç sevdiceğine böyle tavırlı edalı konuşur mu be? Yok yok kesin telürdü bu kız. Ula hediye diye canımdan bezdirdi ya. Oo sen de biraz kafayı çalıştır be çavuşum. Öyle lazım diye salma kendini. Bak babacığım ufak tefek hediyelerle kızcağızın kalbini al be biraz. Ondan yani. Yok yok. Mucize öyle ufak tefek hediye istemiyor. Ula ağırlığınca altın üstüydü ha. Yok yok. Sen anlamamışsındır oğlum. Kadın ruhu narindir, zariftir. Bak ben de Liz'in hani bu mübarek Noel bayramı yaklaşıyor diye hediye sormaya geldim mesela örneğin. Bana mı soracaksın? Yok artık. Oğlum 118'deki bayana soracağım. Hattı var bu işin. Yok artık. Onlar nereden bilecek ola? Oğlum yani bir bayanın fikrini alacağım işte. Ne yapayım ne yapayım? Deniz yüzbaşıyla melek hemşireye soracak değiliz herhalde. Hediye alayım ama param yok. Babam da göndermez. Ula ben fındık işini bırakıp daha mı zengin olsam? Vallahi sizden genelde müteahhit çıkıyor Cemal'im. Ha bir de son dönem popçu. Alo. Bak 118 hanım. Bayan 118. Efendim benim bir sorum olacaktı. Şimdi benim bir Amerikalı kız arkadaşım var. Popçuluk iyi ama. Esas prodüktör olmak lazım. Rahmetli İlmi Topaloğlu gibi arkadaki adam. Büyük prodüktör. Ula bir de çıkardığım kasetleri çok satsa. Bütün paraları ben toplasam. Ne? Ya 118 hanım yani alınmayın ama siz de çok kalpsizmişsiniz. Ne tek taşı ya kız kaza kaldı bir tane. Ne oldu Şah? Suratıma kapattı. Ya efendicene ne alayım sevdiceğime diyorum. Tek taş pırlantalı diyor. Pırlanta diyor. Ölmüş bitmiş sevgicem acan ya. Nerede o eski çam sakızı çoban armağanı? Gözlerini altın bürümüş ola bunların. Dikkat! Cemal yine sözünle mi konuşuyorsun sen? Sakın bana yalan söyleme. Yarım saattir meşgul telefon. O da 118 hanımla konuşuyordu komutanım. Ne? 118 mi? Oğlum sapık mısınız siz? 118 bayanını niye rahatsız ediyorsunuz? Duygusal bir mevzu komutanım. Yeter! Kes! Bana bakın, kendinizi dövdürmeden çıkın dışarıya. Ana! Harabe lan burası. Bir çocuk haklıymış be.